Bizans'ın savunma hazırlıkları tabii ki onlar da durumun vehametini anlıyorlar, işin ciddiyetini anlıyorlar ve ilk önce Haliç'in ağzını zincirle kapatıyorlar. Osmanlı donanması giremesin diye. Çünkü neden? Haliç surları çok zayıftır. Kara surları gibi değil. Kara surları 70 metre uzunluğundadır ve 3 aşamalı bir engel vardır. Önce havuz vardır, yani su, hendek. Oradan atlayamayacak şekilde suyla doldurulur ki onun hazırlığını yapmışlardır. Hemen kısa surlar vardır. Onun arkasında da yüksek sur vardır. Yani 3 engeli aşman lazım kara surlarında. Bu çok önemli. Onu aşamamışlar. Ama Fatih işte bu topun gücüyle ve o hendekleri doldurmak suretiyle orayı aşabiliyor. Efendim, zincirler içinde şunu söyleyebilirim. Zincirlerin her bir halkası tahminen 2-3 kilo olması lazım. Demirden yapılıyor, onu yapıyorlar. Peki, 1 kilometreye yakın bir uzaklık var ve bu ne kadar gerersen ger, çamaşır ipi gibi, çamaşır ipini de gerdiğin zaman bir deve boynu yapıyor, dümdüz olmuyor yani. Bu demir. Ben de diyorum ki, onu da gördüm bir şeyde, resimde, minyatürde görmüştüm. Efendim, aralarına büyük mantarlar koyuyorlar. Dolayısıyla suyun altına batmıyor. Su üstünde ve bir kısmında suyun biraz altında oluyor. Zaten gemi oradan bu şekilde geçemiyor. Bunu da zincir deyince, hani bayağı bildiğimiz, şu an bile gelsen, normal ufak zincir gelsen, belki aşağıdan 6-7 metre aşağıdan deva boynu yapacak, gemi belki geçecek. O zamanki gemilerde muazzam büyük gemi, yani gemiler değil, kalyon belki engellenebilir. Osmanlılar'da kalyon yok, sonra kullanıyorlar. İkinci olarak surları ve burçları tahkim ediyorlar. Yani güçlendiriyorlar, eksik yerlerini yapıyorlar, ediyorlar. Hendekleri boşaltıyorlar, su dolduruyorlar. Yıpranmış yerleri tekrar tamir ediyorlar. Üç, halkı silahlandırıyorlar. 4. Avrupa devletlerinden yardım istiyorlar. Ama maalesef Avrupa devletlerinden Venedik ve Ceneviz birkaç gemi gönderiyor. Onun dışında Avrupa'dan, Papa'dan söz verdikleri halde büyük bir yardım gelmiyor. Ufak yardımlar geliyor. Grajewo ateşi için stoklar yapılıyor. Efendim, yağları kızartıp kaynatıp kızgın yağ döküyorlar. İkinci olarak Grajewo'nun yanında. O merdivenle yukarıya çıkmak isteyen Osmanlı askerlerine karşı. Sonra Ceneviz kaptanı Giustiniani, bunun yanında Sakızlı Canteneo yardıma geliyor. Biliyorsunuz Sakız'da, efendim, Midilli'de, Ceneviz'lere ait adalar. Buradan yardım geliyor. Efendim, peygamberin hadisi de var tabii, şeye güç veren, Fatih Sultan Mehmet'e güç veren. Konstantiniye muhakkak fethedilecektir. Bu fethi yapacak hükümdar ne güzel hükümdardır ve onun askerleri ne güzel askerlerdir deniyor. Bu konuyla ilgili bile bir takım bu sahih değildir, uydurmadır diyenler var. Öyle veya böyle peygamberin bu konuda söylediği bir söz olsa bile, bu olmasa bile, bu sahih olmasa bile manevi güç çok önemli. İstanbul'u fetheden sadece manevi güç değildir, moral değildir. Öyle olsa Müslüman Arap, Abbasiler, Emeviler zapt etmiş olurdu. Demek ki bu iman ve moral gücünün yanına teknolojiyi de eklemek lazım. Fatih bunu yapıyor. Ve başarının şeyi bu. Evet, Bizans'ın savunma hazırlıkları bu. Yardım geliyor ama ufak tefek, dişinin kavuğunu da hani dolduracak derecede bile değil diyelim.
amiyane tabirle.